çözüm süreci evvelata olan bir süreç. Yani baktığımızda 2005 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır konuşmasıyla başlayan ama temelini AK Parti'nin programında, hükümet programında, seçim beyannamesinde yani bütün yazılı belgelerinde bulan yani AK Parti'nin temel siyasi paradigmasını oluşturan bir süreç ve bu süreç demokratik açılım, milli birlik, kardeşlik, çözüm süreci gibi iç içe geçmiş halkalar şeklinde devam eden bir süreç. Yani bu sürecin başlatanı, aktörü, mimarı tamamen AK Parti'dir. Kürt meselesi bağlamında baktığımızda siyasi zihniyetin, paradigmanın değişmesi, bölgede bir takım yatırımların, hizmetlerin yapılması, Kürt vatandaşlarımızın kucaklanması, demokratik reformlar, bunların hepsi sürecin parçası olmuş konular demokratik açılım sürecinden bu yana. Ama son çözüm süreci dediğimizde biraz daha doğrudan örgütün silah bırakmasına odaklanmış bir süreçten bahsediyoruz. Geçmiş dönemlerde örgüt 2-3 yılda bir adeta panik atak geçirir gibi süreci sabote eden bir takım eylemlerde bulundu. Strateji değiştirip topyekün saldırarak devleti dize getirmeye çalıştı. Bunu 2011'de Silvan saldırısından sonra gördük. Terör örgütü devrimci halk savaşı stratejisiyle büyük gruplar halinde karakollara saldırdı. Ve o dönemde çok kapsamlı bir terörle mücadele uygulandı ve 1450 civarında örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. 2012 sonundan itibaren de çözüm süreci diye adlandırdığımız süreç başlamış oldu. Yani bu burada hükümetin yaklaşık 10 yıldır samimi, iyi niyetli çabaları var, attığı adımlar var. Ama belli aralıklarla da nükseden bir teröre tekrar sarılma eğilimi var. Böyle baktığımızda aslında bugün yaşananlar da bundan çok bağımsız gelişmeler değil. Süreç içerisinde tabii örgütün ve HDP'nin süreci istismar ettiği, bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Başbakanımız da söyledi. Gerçekten bir istismar söz konusu olmuştur. Örgüt baskı ve şiddet üzerinden bir alternatif otorite oluşturmaya çalışmıştır. Bu istismar ifadesini ben bir adım daha öteye götürüyorum. Aslında süreci ihanet etmişlerdir. İhanetten kastınız nedir Sayın Başbakanımız? Şimdi çözüm sürecine ihanetten kastım şudur. Çözüm sürecinin düşmanları. Biliyorsunuz yani 17 Aralık'tan sonra her seçimde bir konsorsiyum oluştu. Ve bir takım ittifaklar oluştu AK Parti'yi devirmek üzere. Çözüm sürecinin düşmanları diye adlandırabileceğimiz Totiko cephesi bu son seçimden önce HDP'yi bir proje olarak kullandı. Taşeron bir şekilde kullandı. Yani HDP çözüm sürecinin düşmanları olan ve kendi varlığına da aslında karşı olan Totiko cephesine kendisini kullandırtmış oldu. Burada AK Parti'yi devirme hedefinin ardında aslında çözüm süreci ve İmralı'yı bitirme yaklaşımı vardı. Yani bunu bile bile bu proje olarak kendisini kullandırtmasının maliyetinin, faturasının, sürecin türbülansa girmesi, bitmesi, İmralı'nın anlamsızlaşması olduğunu bile bile kendisini kullandırtan bir HDP var. Bu bloğu kaldıraç olarak kullandı ama karşılığında süreci de havaya uçurmuş oldu. Bu bence çok açık bir tablodur. Öcalan'ın zaman zaman söylediği bir şey var. Yani bu Kürt meselesini kim çözmek istese hemen onu bitirmek için bir mekanizma harekete geçmiştir. Yani Özal'a da aynı şey olmuştur. Erbakan'a da olmuştur. Aslında son dönemde baktığımızda Erdoğan'a karşı da benzer bir mekanizmanın harekete geçtiğini, odağına Erdoğan'ı koyan, Sayın Cumhurbaşkanımızı koyan bir mekanizmanın bir şekilde hem süreci hem o sürecin ana aktörü olan kişiyi bitirmek için bir takım girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. HDP'de biliyorsunuz bütün stratejisini, kurgusunu Erdoğan karşıtlığı üzerine konumlandırdı. Burada özellikle paralel yapı, yani klasik Statiko cephesine ilave olarak bu seçimlerden önce paralel yapıyla çok ciddi bir işbirliği içerisine girdiğini gördük. Yani bu klasik herhangi bir kesimin herhangi bir partiye oy verme ilişkisi değil. Onun ötesinde daha köklü bir ilişkiye girdiklerini gördük ve bu paralel yapı geçmişten bu yana örgütün ve HDP'nin şikayet ettiği birçok şeyin altında imzası olan bir yapıdır. Yani HDP'nin şikayet ettiği ne varsa bunları yapan bir
yapıyla işbirliği içerisinde girmesi zaten o süreci zehirleyen bir işbirliği içinde oldukları anlamına gelirdi. Bu yüzden ben bunu süreci istismar ettilerin ötesinde sürece ihanet ettiler olarak görüyorum.